Şimdi Galatasaray Spor Kulübü tarihinde tribünden yönetilen bir kulüp olmadı. O tribün benim de yöneticilik yaptığım dönemlerde bana istifa falan diye bağırdılar. Bunlar serseri grubu. Taraftarları kastetmiyorum. Bunun başındakileri kastediyorum. Bunun başında tarikatçı, mafya bağlantılı bir takım pislikler var. Bunlar avanta işleri içerisinde. Galatasaray'ın başkanı olan zatı muhterem, muhteremin üstünü çiziyorum, vazgeçtim. Zat Mustafa Cengiz. Uzunca bir dönem camiaya karşı seviyesiz tavrını bu güruhun desteğiyle sürdürdü. Yani poposunu bunlara dayadı. Bunların üstünde oturdu koltuğunda. O yüzden başına gelene müstahak. Çünkü kendisi meşruiyetini onlardan alıyordu. Ne oldu Mustafa Efendi? Senin meşruiyetini bağladığın adamlar da bugün artık senin meşruiyetine inanmıyorlar. Hadi varlığını onlarla şey yapıyordun. Taraftar benim arkamda beni istiyor. Şimdi taraftar arkanda değil, cami de arkanda değil. Sen kimin, o zaman ne işin var orada? Hala bir de utanmadan ben başkan adayı olacağım diyorsun. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Mustafa Cengiz tarafı. Ama işin anne tarafına, işin gerçek tarafına, işin olması gereken gelen zaman siz kimsiniz ulan? Serseriler. Sen kimsin? Sen mafyozlarla, kaçak mafyozlarla adını değiştirip, Türklükten bahsedip adını bilmem ne yapan mafyozlarla düşüp kalkıyorsun. Üç tane tarikat bilmem nesinin elini eteğini öpüyorsun diye kalkıp bu açıklamaları yapma hakkını sana kim veriyor lan? Kim veriyor sana? Kim veriyor? Fakat şimdi vahim tarafı burası değil. Bu haddini bilmezler her zaman her yerde çıkar. Bu haddini bilmezleri haddini bildiren kulüp tarafında kimse yok. Ne o Abdurrahim Albayrak, ne o Mustafa Cengiz. Ağzını bir kelime edemediği gibi bunlara karşı. Galatasaray'ın beş tane falan tarafı başkan adayı var. Bunlardan da bir ses duymadık. Bir tek Eşref Hamamcıoğlu böyle hani yarı böyle dansöz bir açıklamayla bir şeyler söylemeye çalıştı. Kimseden de haddinizi bilin lan lafı gelmedi. Başkan adayısınız kardeşim. Siz bunlara haddimi ben mi bildireceğim? Bana ne lan? Bana ne? Bana ne? Ben de taraftarım. Bana ne? Siz Galatasaray adına ses sahip çık başkan olarak bir tane çıkıp da höst, hoş diyebiliriz mi? Onlar da aman taraftarı karşımıza almayalım. Tribün ya bize bağırırsa. Oğlum tribünle yaşayan tribünle ödür. Kardeşim manyak mısınız siz ya? Galatasaray tribünden mi yönetiyor? Taraftarları bilecek. Yönetimi bilecek. Genel kurulu bilecek. Taraftar elbette önemli ama haddini bilen taraftar önemli. Yani, dün hocaya istemeyeni biz istemeyiz. Bugün hoca gitsin. Dün Mustafa Cengiz, bugün Mustafa Cengiz gitsin. Elbette ki fikirler değişiyor. Buna bir şey demiyorum. Ama o sizin haddiniz değil. Maça gelmezsiniz. Maçta protesto edersiniz. Bunları bir şey demem. Maça sırtını dönersin. Yönetim istifa diye bağırırsın. Bunları bir şey. Bildiri yayınlamak kim lan? Sizin haddinize mi? Kimsiniz siz lan? Ultra aslan ne? Ama ben başından beri söylüyorum bunu. Kardeşim bu ultra aslan benzeri oluşumlar Galatasaray'ın marka değerinden para çalıyorlar. Para. Para çalıyorlar. Markayı bölüp parçalıyorlar. Markaya zarar veriyorlar. Diyorum niye yok? Hala çünkü ben anılara en çok sahip çıkacak olan başkan adayı benim diyen sözde başkan adayı bile aman taraftar bana bir şey demesin ben kenardan kıyıdan gideyim işte onları da çok sinirlenmeyecek bir işte Galatasaray açıklaması yapayım. Pıt yallah.